Allah ıstırabı çektirmediği şeyin nimeti vermez. Türk edebiyatı tarihinde Baki'den sonra ikinci Sultan-ı Şuara ünvanına sahip olan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 37. yılı. Kaldırımlar, çile, reis bey, bir adam yaratmak, yüze yakın esere imza attı. Türk edebiyatının önemli ismi Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısakürek vefatının 37. yılında anılıyor. 26 Mayıs 1904'te dünyaya gelen Kısakürek'in çocukluğu, terbiye mi borçluyum dediği dönemin hakimlerinden büyük babası Maraşlı Kısakürekzade Mehmet Hilmi Bey'in Çemberli Taş'taki konağında geçti. Terbiyemi büyük babama borçluyum. Şu portresini gördüğünüz Maraşlı Kısakürekoğlu Hilmi Efendi. Kendisine ait çok az görüntü ve resim olmasına rağmen gerek fikirleri gerekse eserleriyle hafızalara kazındı. Kaldırımlar eserini 1928'de yayımlayan şairin bu eseri okurun büyük ilgi ve hayranlığını kazandı. İlk kez Eylül 1943'te haftalık olarak yayımlanmaya başlanan ve dönemin ünlü isimlerinin yazılarında da yer verilen Büyük Doğu Dergisi İslami değerleri öne çıkarmasıyla dikkat çekti. Ona hep üstad dendi. Aksiyonde dava adamı Necip Fazıl Kısakürek, şiirde olduğu kadar Türk fikir, siyaset ve sosyal yaşantısında da emsalsiz izler bırakırken pek çok ismin hayatına yön verdi. Doğruya doğru diyebilen birçok isim gibi onun da yolu zaman zaman hapishaneden geçti. Yazarlık hayatı boyunca çok sayıda hapis cezası almış, defalarca cezaevinde kalmıştı. Üstad 1943'te bir gün, 47'de 57 gün, 1950'de 3 ay 25 gün, 51'de 19 gün, 52'de 64 gün, 57'de 8 ay 4 gün, 1959'da ise 3 gün hapis yattı. 60 darbesinden hemen sonra ise Ankara'dan İstanbul'a dönen Necip Fazıl, 6 Haziran günü bir kez daha tutuklandı. Gök devrildi, künde üstüne künde. Pencereye koştum, kızım kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Necip Fazıl Kısakürek eserlerinde Büyük Doğu'ya kucak açmış şehirlerden bahsederken başta gelen şehirlerden biri Konya'dır. İşte o sebeple Konyalı gençler üstadına vefa günleri düzenliyor. Üstad Necip Fazıl'ın en temel kaygısı gençlikte. Ardından yetişen nesiller de onun eserleriyle besleniyor. Yaklaşık 80 yıllık ömrüne birçok gazete ve dergide sayısız yazı, Ağaç, Rapor ve Büyük Doğu adlarıyla çıkardığı dergi, düzineleri aşan konferans ve hitabenin yanı sıra 70 eser sığdıran üstad, şeker hastalığı sebebiyle Erenköy'deki evinde 25 Mayıs 1983'te vefat etti. Cenaze namazı Türkiye'nin her tarafında binlerce gencin katılımıyla Fatih Camii'nde kılınan Kısakürek'in naaşı omuzlarda taşınarak Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Necip Fazıl ödülleri takdim ediliyor. Üstadın seslenişiyle diyoruz ki, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Bizler millet, ümmet ve insanlık olarak tepemize inen gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz.